Sahneye çıkmadan önce bir şey kullanıyor musun? Pavyonda hesabı ödeyemeyenlere ne oluyor? Öyle güzel dövüyorlar ki. <laughs> Soram Aslı'nın yeni bölümünde Müslüm Döner'le birlikteyiz. Müslüm Döner bir pavyon sanatçısı. Merhaba Müslüm. Merhaba Esra Hoş geldin. Hoş buldum. Takipçilerimizin sordukları soruları cevaplamaya hazır mısın? Kesinlikle hazırım. Biraz kendinden bahseder misin? Ben Müslüm Döner, 1968 İstanbul doğumluyum. Müzisyen bir aileden geliyorum. Pavyon sanatçısıyım. Uzun yıllardan beri sahnelerdeyim. Bu işten çok mutluyum. Pavyonlar gösterildiği kadar kötü yerler mi? <laughs> Pavyon Türk kültürünün ezgilerinin sergilendiği e, hoş güzel mekanlar e, öyle batakhane gibi gösterim ama öyle bir durum yoktu. Çok iyi güzel müzikler icra ediliyor. E, güzel yemekler veriliyor. Kaliteli yemekler veriliyor. Ondan sonra kaliteli sanatçılarımız var. Kaliteli dansözler. Ne aklınıza geliyorsa hepsinin en güzel kaliteli yaşandığı güzel mekanlardır efendim. Pavyonda mafya babalar arasında bir gerginlik oluyor mu? Olmaz mı? Nasıl olmaz efendim? İçeri girerler, Yanlarında korumalar. Bellerinde silahlar. Nasıl giriyorlarsa ben de bilmiyorum bunları ama hiç unutmuyorum. Bir gün öyle bir gerginlik oldu ki silahlar çekildi. Ben şöyle çekildim. Tak tak mermiler atılıyordu yani. Onları bizzat şahit oldum. Artı bir mafya babası geldi gene yanıma. Kafası kıyak içmiş. Ben de çalıyorum arada. Bana geldi söyledi. Hocam dedi İbrahim Tatlıset'ten şu şarkıyı istiyorum. Tabii ki o anda silah gösteriyor. Artı bir de 100 dolar atıyor sana. Para attığından sonra ne oluyor? Siz her şey yapmakta muktedir olursunuz efendim. Silahı gördükten sonra tabii ki. Pavyona gelen müşteriler hakkında ne düşünüyorsun? 10-15 bin lira gördüm. Çünkü durmadan içiyor yani. Şampanya patlatıyor. Öyle böyle değil. Hatta bir akşam bana bile adam <laughs> şampanyalar onlar bunlar attığı paralar herifin benim aşağı dolar atıyor. Tuk 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 tuk. Düşün bana atıyorsa öyle Garsonlara atıyor para veriyor, daha sözlere veriyor. Ondan sonra e, konsiyerlerine neler verdiği onu bilemiyorum. Yani toplamda bir 10-15 bin, 20 bin lira gider hocam. Bayağı bir yüksek paralar ama da önünüzde bir menü var. Menüyü okursanız kimse ilgilenmedi menüyü ama menüde hepsinin fiyatları tak 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 yazıyor. Ama adam gelip orada menü ne ki menü benim için önemli değil diyor. Hatun gelsin, yemek gelsin, o gelsin, bu gelsin. Ama oranın da bir fiyatı var. Bir şampanya geliyor, ne kadar olduğunu orada yazıyor. Kaç tane içiyor belli. Ama cebinde para yok, farkında değil. Ve bir anda hesap yükseliyor. Tabii ki bunların hepsi ödeniyor efendim. Mücburen ödeyecekler, oraya gelen öder. Hamama girer terler. Pavyonda hesabı ödeyemeyenlere ne oluyor? Öyle güzel bir yer var ki, arka odada bir yer. Bildiğiniz steril bir ortam, Aletler var, çok da güzel aletler var. Öyle güzel diyorlar ki dışarıdan bakıldığınızda hiçbir yerinde bir çürük diye ezmeydi, hiçbir şey yok. Bir kum torbası düşünün. Kum torbasını insana vurduğunuzda içeriye zarar verir. Ama dışarıya hiçbir şekilde zarar vermez. Dayağını yer, ondan sonra o parayı da alırlar efendim. Mutlaka alırlar. Ya bir şey imzalatırlar ya da elinde ne varsa ne yoksa o anda onları alırlar efendim. Dayak yiyenler sonra gelip hesap sormuyor mu? Gelmezler mi hocam? Hem de kamyonla geliyorlar. Geliyorlar, o kamyonla gelenler tekrar gene güzel bir dayak yiyorlar, tekrar gidiyorlar efendim. Yani dayağa doğmuyorlar. Hiç polis baskını yaşadın mı? Olmaz mı polis baskını? Böyle abartılı bir şekilde olmadı. Polisler gelir, müzik kesilir, herkesin kimliklerini kontrol edilir. Ve polisler giderlerdi. Hatta polislere şey de yapılırdı. İçeri girdiklerinde onlara işte yemek, işte içmek gibi şeyler de sunulurdu. Görürdüm yani yerlerdi yani. Çok güzel bir ortamdı. Seçme hakkın olsa tekrar bir mesleği seçer miydin? Genellikle gözlerimi kapatırım. Yani sahneye çıktığımda hiçbir şekilde dünya ile ilişkimi kesiyorum. Sadece hayatta darbakam ve ben varım. Başka hiçbir şey yok. Araya kimseyi sokmuyorum. Sokmak da istemiyorum. Yeter çünkü. Dünya yani çıktım zaten herkes seninle konuşuyorlar. Ve kim ne konuşsak ne olur? Kimse kimseyi dinliyor mu konuşurken? Bence dinlemiyor. Herkes sırasını bekliyor. Bir ara konuştuğunuzda. Seni dinlemiyor karşı taraf. Hiç kimse seni dinlemiyor. Ama burada en azından Darbuka beni dinliyor. Onunla beraber güzel iletişim kurabiliyorum. Ee, onunla beraber para kazanıyorum. En iyi kazandığım para, para <laughs> Neyse bu e, enstrüman e, benim özgürlük alanım. Ve sahne çıkma dediğim gibi şarteli kapatırım, işimi yaparım. Ve bugüne kadar da işimi yaptığım süreç içerisinde hiç kimseden e, bir işte şöyle oldu, böyle oldu diye kimse gelip bana söyleyemedi. Çünkü işimi en iyi ve layıkıyla yapıyordum. Bugüne kadar, şu dakikaya kadar ama hala da öyle devam ediyorum. Ve bundan dolayı şükürler olsun. Bu mesleği zorla yapan tanıdıklarım var mı? Kimse kimseye zorla, silah zoruyla iş yaptırmıyor. Yapsa dahi yaptırmıyor. Seçme hakkınız var hayatta. Seçme, herkesin seçme hakkı var. Biri sana mesleğini sorduğunda dürüstçe cevaplıyor musun? İş çünkü bu iş. işin hepsi kutsal. Bak çocuk diken diken oldu şu an ya. Ciddi diyorum. Kafama kadar diken diken oldu hepsi ya. Her ne iş yapıyorsanız, ne aklınıza geliyor. Orsuluk da iblilik yapacaksanız doğru yapın. Sevgilin ya da eşin isterse bu işi bırakır mısın? Sevgilim ve eşim zaten bu sektörden efendim hepsi. Nasıl bırakayım? Hatta dört kere evlendim. İkinci evliliğim. Randevu evinde çalışan bir hayat kadınıydı. Yabancı bir kadındı. Ee, bu işleri yapmak istemiyordu kendisi. Ve onun bu işlerden yapmak istemediği için onunla evlendim. E, hatta ona kimlik almak istedik ama Türkiye Cumhuriyeti kimlik vermedi. Çünkü hayat kadını olduğu için e, bir şekilde görülmüş veya işte nasıl olduysa verilmedi. Şu anki eşim, dördüncü eşim. E, oryantal dansçı. Beraber sahneyi paylaşıyoruz. Çok da mutluyum kendisiyle beraber sahneyi paylaştığım için. İşin en sevmediğin tarafı ne? Alatura. Alatura müzik ve işte sektöründe bahşiş diye nitelendirilen bir olaydır. Alatura yani ismi Alatura geçer. Bu olayı hiç sevmezdim ben. Çünkü bir gün bir işe gittim bir dansözle beraber. Tabii ki doğal olarak iş bittikten sonra tabii kızın her tarafına paralar var. Ondan sonra kız beni kulise çağırdı. Müslüman abi dedi bak dedi işte bu kadar para çıktı dedi. Kız şakır şakır sormaya başladı karşımda. Ne yapıyorsun dedim. Niye soruyorsun bana dedim. Ya işte Müslüman bak çalmadım kimseye. Ya dedim çalmasına da malmasına da bırak dedim. O para da istemiyorum dedim. Bir daha sakın bana bunu yapma dedim. En sevmediğim olay bu alaturaydı. Birbirlerine nasıl kavga ediyorlar? İnsanlığın bence bittiği bir yerdir. Yapmayın diyorum. Ne olur? En nihayetinde bir kağıt parçası o. Sizi değiştirmesin. Birbirinizle kavga etmeyin. Sen iki tane fazla ben üç tane fazla alsam ne olur? Al hepsi senin olsun. Benim alaturayla ilgili geçmişte de yaşadığım kardeşime yapılan o olaylardan dolayı erkek kardeşim bu arada benim. Benden bir yaş küçük. Ee, o 6 yaşında başladı sahneye çıkmaya bu arada. Darbuka çalarak. Hatta darbukayı boynuna asıyordu. Onu kulise alırlardı. Her yerini çıkartırlardı yani elbiseleri. Üzerinde para var mı yok mu diye kardeşimin üstüne bakarlardı. Ve beni bu olay çok etkilerdi. Neden bakıyorsunuz kardeşimin üstüne bakıyorsunuz? Yani bir alt tarafı para yani çalsan olur, çalmasan olur. Yani alsanız yapsanız da olur diyorum. Yani para için bunu yapmasın. Çünkü sahnede en güzelini yapmış size kardeşim. Değil mi? Çok güzel darbuka çalmış, eğlendirmiş sizi. Tamam bu işi para için de yapıyoruz. Ama insanın onurunu zedeleyecek ve travmaya çatılacak. Ve hala bende o travma kardeşimle ilgili. Anlayacağınız e, Alatur olayı bende bir büyük bir travma yaşattı. E, hatta geçmiş döneminden Bugüne kadar da hala devam etmektedir. Ondan dolayı da alatürreyi pek sevmem hocam. Ailen de bu mesleği yapan bir var mı? Gerçekten şükür İyi ki müzisyen aileye doğmuşum. Dediğim gibi müzisyen ya sonradan müzisyen olmaz ya. Müzisyenden doğulması gerekir. Ben de öyle oldum yani. Bir tane müzisyen insandan doğdum ben. Annem ses olağanüstüydü. Babam ses olağanüstü, besteler olağanüstü. Düşünün sabah kalktığınızda size nasıl uyanıyorsunuz mesela atıyorum. Normal bir günaydın günaydın. Bizde öyle bir şey yok. Babam sözü alır elinde başlar. İşte Ağustos'ta ikilen kocasından sonra kalkan karadan hayır gelmez diye şarkıyla başlıyor. Burada hep şey vardı, mizah vardı. Ve nakış nakış işleniyorsunuz. Nakış nakış. Bütün o ritimler, müzikler, bir okul gibiydi evimiz. Yani kardeşim olsun, babam olsun, annem olsun bizzat beni eğittiler efendim. Ee, babamın çok disiplinli bir adamdı. Gerçekten çok disiplinli bir adamdı. E, ee, saati saatine, dakikası dakikasına orada olacaksın. Atıyorum iş saat kaçta? Onda diyelim mi? Bir saat sekizde oradayız. İki saat öncesinden gidiyoruz. Nedenmiş? Bir şeyler olabilir. Aksilik olabilir. Artı işte sıra var. O sırayı bulman lazım. Daha milletin kafası güzel olup da paralar daha fazla çıkması gerekiyor. Bunlar var. Bunların hepsi orada gerçekleşiyordu. Neden dolayı? Parayı biraz daha fazla alalım. Onun için çok kavgalarda olmuştur. Kardeşimi çok dövdüler. Gerçekten dövdüler ya. Hem de bizzat babam dövdü yani. Parayı saklamamış diye. Onu hiç unutamıyorum. Çocuğu komple soydular. Dövdüler. Hatta bir akşam... Sabonun üstüne oturtturdu babam onu. Konu neydi biliyor musunuz? Konuşu. Kendi aralarında ben daha iyi okuyorum, sen daha iyi okuyorsun. Gitar, şarkı okudun. Kendini adam mı sandın gibi. Bunun sebepten, sudan sebepten dolayı. Babam da alkollü bu arada. O da alkol de içiyor. İçtiği zaman çocuğu dövüyordu. Ama bana hiçbir şey yapmıyordu bu arada. Çıraklık dönemi. Ben hep izlerdim her şeyi. Neler oluyor, neler bitiyor, kim ne yapıyor. Bayağı bir dizi, bir sinema gibi hepsini izliyordum olayların hepsini. Hiçbirine dahil olmuyordum tabii ki. Hepsini dışarıdayım. Hiçbirine dahil olmadım. Zaten o yaşınız küçük. Nasıl dahil olabilirsiniz? Bir gecede kazandığın en yüksek meblağ neydi? Hiç unutmuyorum. 8 bin lira bir paraydı. Ve o parayı söyleyene kadar çok korkmuştum yani. Acaba bu parayı bana verirler mi vermezler mi diye. Çünkü kendi değerinizi bilemiyorsunuz. Bu perküsyon müzik hayati çaldığınızda, sahneye çıktığınızda size en az parayı veriyorlar. Melodi çalanlar daha yüksek alıyor. Çünkü bir hiyerarşi var. Perküsyonistler yani. Vurmalı sazlar daha doğrusu çalgıcılar bize çalgıcı diyorlardı. Dömbölekçi, dümbelekçi sizi hor görüyorlar. Ve paranız da az oluyor hocam. Bundan dolayı da Paraları biraz yüksek gördüğünüzde şaşırıyorsunuz. 8 bin lira bir para geldiğinde aman Allah'ım bu nasıl bir para diye şaşırdığım çok olmuştur. Saniye çıkmadan önce bir şey kullanıyor musun? Ee, tabii ki kullanıyorum. Ee, kanımı incelsin diye viski içiyorum efendim. Viski hem kalbimi atmasını hızlı sağlıyor ve incelmesini sağlıyor. Kan dolaşımı hızlı olsun çünkü perküsyon çaldığınız için iki dakika sonra her yeriniz şişiyor. Bunu önlemek için en güzeli viski oluyor. Viski içiyorum. Pavyonda yaşadığın en ilginç olay neydi? Vallahi bir partiye gittim. Görmene lazım partiyi. Kraliyet ailesi herkes. Çok güzel yemekler yeniyor. Çok güzel insanlarla beraberim. Kaliteli insanlar. Bunlar tabii ki içmeye başladılar. Neyse bunların hepsi bir araya geldiğinde insanların nasıl neler olduğunu Bilemiyorsunuz. Bu arada ben de e, içmeye başladım. Neyse saat 2-3 saat geçtikten sonra olay iş cereyan etti. Tabii ki olayın bir bölümünde film kopuyor. Ve hatırlamıyorsunuz ne olduğunu. Sabah bir kalktım. Arkadaşlar yanıma geldiler. Fotoğrafları gösteriyorlar bana. Çünkü hatırlamıyorum. Bir baktım çırılçıplağım. Fotoğraflarımı çekmişler. Artı insanları ısırıyorum. Ve neden ısırdığımı da bilmiyorum. Ve o gün şunu düşündüm. Galiba bu işim benim son işim. Bir daha bunlar beni çağırmazlar. Çünkü e, bazılarının e, yanında sevgilisi var. Sevgilisini ısırıyorum. Öyle bir ortam. Ama e, işin gereği öyle bir usturuklu ısırmışım ki kimse rahatsız olmamış. Yani ama ben tabii ki sabah onları gördüm ve çok rahatsız oldum. Hissettim. İş bitti. Beni tekrar yanlarına çağırdılar. Dedim galiba bu işim benim son işim. Bir daha bunlar beni çağırmazlar. Ve dediler ki akşamki olayınız Müslüm Bey harikaydı. Allah Allah dedim, şaşırdım da. Ama yalnız alkol ve o içtiğim şeyleri fazla içmeyelim. Bir dahaki işte bu durumları fazla yapmayalım. Çünkü eyvallah insanları ısırdın ama e, bunu fazla yapmayalım diye söylediler bana. Bu işi neden ve nasıl yapmaya başladın? Bu işin içine doğuyorsunuz Esra Hanım. Yani seçme şansınız yok. Müzik sizin içinizde ve anneniz, babanız ve kardeşiniz hak seviyede. Ve bunların hepsi kaliteli müzisyenler. Ve enstrümanlarını öttürüyorlar. Ve onların içerisinde eziliyorsunuz bile. Yani dediğim gibi 16, 17 yaşıma kadar sadece onları izlemekle geçti hayatım. Ve onlarla beraber olmak istedim. Tabii ki beni yanlarına pek almadılar. Çünkü beni biraz yeteneksiz gördüler. Ee, biraz kapalıydım o zamanlar yani ya, utangaçtım biraz. Küçükken hakikaten e, kendimi müzisyen olacağım diye hiç görmüyordum. Düşünmüyordum. Ama ne ne zaman ki işte anne baba ayrılığı olduktan sonra mecburen babanız biraz da sert bir adam. Yani bir eser çalınacak değil mi hocam? Hı -hı. Baştan sonra bitirmeniz lazım. Yarıda kesemezsiniz. Eğer çaldığında konuşursan dayak yersin. Çünkü bir eser çalınıyor değil mi? Baştan sona dinlemeniz gerekiyor. Bundan dolayı da e, dediğim gibi çok uzun bir süre çıraklık dönemi geçirdim bu ailemden dolayı. E, çok iyi oldu benim için e, ileriki müzisyenlik hayatımda. Daha da beni eğitti. İşte ne iş. ama tabii ben bunu bilmiyorum. Ne zaman anladım bunu? 18 yaşıma geldim. Kendimi biraz daha bulduğumda işte bongoyu ilk elime aldığımda o zaman hissetmeye başlamıştım. Pavyonda sahneye çıkma sırası. Kazandığın parayı etkiliyor mu? Kesinlikle etkiliyor. Çünkü adamı cimri bir para var değil mi? Gitmesi gereken bir para var. Sen sonra gidersen çıkarsan ne olur sana para kalır mı? Kalmaz. Sanatçılar ne yapıyor? Yok ben çıkacağım, sen çıkacaksın. Şöyle olacak, böyle olacak diye Birbirleriyle kavga ve e, tartışmalara kadar gider durumlar çok oldu. Ne zamandır pavyonda çalışıyorsun? <laughs> pavyonda çalışma sürem şöyle söyleyeyim. İlk 6 yaşında babamla beraber başladık. Tabii ki Parkinson'da başlamadım. Orada ilk başta çıraklık dönemi oldu. Yaklaşık bir 10 yıl çıraklık dönemi oldu. Hemen öyle sahneye çıkamıyorsunuz. İlk başta bir sahne tozunu almanız gerekiyor. O kesin yani. Yıllar boyu o ne derse yapmak durumundasınız. Ne derse. Ve soru da yok. Niye dekattın bana diye soramazsın bile. Soramazsın. Çünkü mutlaka bir hata yapmışsın. Ama sen farkında değilsindir. Onun için devam etmek durumundasınız. Müziği istiyorsanız, müzikle beraber olmak istiyorsanız hocam dediğim gibi hepsini kabul etmek zorundasınız. Bay efendim ben şöyle oldum, şöyle dediler bana, işte şöyle oldu, böyle oldu. Yok hocam bahane yok. Sadece herkes işini yapsın. Müzik çok ciddi bir iştir. Şu süreçte geçimini nasıl sağlıyorsunuz? Ee, Sanırım pandemi Mart ayında geldi. En son Mart ayında işimizi yaptık. Bu arada çeşitli işlere yöneldim. Pazarda maske sattım. Ama tabii ki odada da o işi yapamadım. Çünkü anlamıyordum o işten. Artı orası da bir, çok değişik bir mecraymış. İnanır mısınız kafama domates attılar benim orada. Ve olay şöyle cereyan etti. Ben maske satmaya gittim oraya. Pırıl pırıl elbise giyinmişim. Tertemiz. Tulum bembeyaz. Tabii ben böyle giyindim diye onların da giyinmesi lazım. İşine gelmedi onların. Bunun yüzünden dolayı bana domates attılar. Ve bir daha buraya gelme dediler. Çocuğun olsa pavyonda çalışsın ister miydin? Tabii ki isterdim. Pavyon çok güzel bir yer. Çünkü orası bir iş yeri. Adı üzerinde iş kutsaldır. Her işi ciddiyet ve kutsallıkla yapmanız gerekir. Her işi. Hiç bu işi bırakmak istediğin oldu mu? Aklımın ucundan bile geçmedi. Neden bırakayım bu işi? Düşünsenize. Enstrümanım ve ben. Orada o kadar mutluyum ki. Ve insanlar beni dinliyorlar ve onların da hoşlarına gidiyor. Bu dinledikten sonra da beni mutlu etmek için her türlü ortamı da sağladı efendim. Hiçbir zaman için e, bırakmayı düşünmüyorum. Bir daha gelsem tekrar aynen bu işi yaparım. Yaptığın işe saygı duyulmadığını düşünüyor musun? Kesinlikle efendim. Çünkü adı üzerinde pavyon. Türk kültüründe yani işte insanların bakış açısında e, batakhane, ve ondan sonra insanları kandırılıp ceplerinden para alındığını, yuvaların yıkıldığı, bunun gibi bir sürü sayabileceğim, sırayla artık gideceğim öyle bir yer olarak gözüküyor. Artı zaten bir de dediğim gibi dönbelekçisiniz yani vurmalara alıyorsunuz Onun için öyle bir saygı baygı beklemeyin efendim.